Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım da kanalımıza hoş geldiniz. Artık kış gelene kadar benim video çekme yerim burası oldu. Hem güzel böyle merdivende hiçbir aparata gerek yok. Hem de yeşillik daha iyi oluyor. Sizlere buradan bir selam vereyim dedim. Bugün yağmur da yok şansımıza, hava güzel. Evet arkadaşlar, videomun başında hemen söyleyeyim. Vallahi söylersem bazen yapıyorsunuz bazen yapmıyorsunuz. Kalbinize kalmış bir şey. Videomuza beğeni yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz videolarda beğeniler, paylaşımlar önemli. Yorum yapmak da önemli. O yüzden bizi sevenlerden videomuzu izleyince bir beğeni bekliyorum. Hadi bakalım, sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Allah'a şükürler olsun. Vallahi her an şuraya bakıyorum. Yine benim komşunun köpeği beni gördü mü şuraya kenara saklanıyor. Birazcık sessizlik olunca böyle havlıyor. Zararsız da sadece havlıyor yani. Herhalde oyun çıkarıyor bana. O yüzden gözümde orada. Böyle yani. Olsun, ben hayvanları seviyorum. Yani benim için önemli değil. Kediymiş, köpekmiş. Biliyorsunuz bizim de kuşumuz var 2 tane. Bir tane de küçük bebeği var. O yüzden tüm hayvanları seviyorum yani. Böyle arkadaşlar, hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Birazdan videomuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası çiçek yeri. Şurası da mısır yeri ama inanılmaz dolu tabii ki de. Neyse. Tabii bugün pazar olduğu için inanılmaz dolu her taraf. Biz de nasibimize geldik bakalım. Eğer bulabilirsek toplayacağız. Bugün Semih'in bir de Melih'in var yanımda. Gerçi Semih'le Melih çok şanslıdır maşallah. Böyle ekmediği yerden biçerler. Onların nasibine. İçeriye girelim bakalım var mı yok mu, değil mi Melek? Evet bakalım. Hadi gel bakalım. Çok kalabalık Melek bugün, değil mi? Hı. Vallahi şu an arabaları gösteremem. İnanılmaz uzak yerlerden gelmişler. Plakalarından belli. Dur Melek, şöyle göstereyim şurayı. Bakın burası da. Mısırları toplamışlar. Şimdi çiçeğe girişmişler. Hadi gelin bakalım var mı şansımıza çocuklar. Aldınız mı kovamızı? Tamam. Hadi gelin. Bakın şu insanoğlunu anlamıyorum. Mısır toplamaya gelmişsiniz de adamın mısırlarına niye zarar veriyorsunuz? Toplan gidin. Allah Allah. Ha, bir tane kendinden mısırya çıkmış Melek. Fasulye çıkmış. Ya 2 tane bile dökmüş de. Demek ki burası önceden fasulye yeriymiş. Ay Melek ya. Beni takip edin, tamam mı? Arkamdan gelin hadi. Ben neredeysem siz oradasınız. Melek, korkutma beni. Aa, arkadaş mısır bırakmamışlar etrafta. Bu ne ya? Her yürüdüğümüz yolun mısırlarını koparmışlar. Bakın böyle. Boş boş ama. Gerçi benim olanlar da zaten toplama niyeti yok da. Ben toplayacağım. Onlar taşıyacak yanımda. Ha, şu iyi gibi. Şunu alalım bakalım çocuklar. Hadi gelin. Oyna Melim, oyna. Oh. Melim diyor ki anne ben oynayayım. Sen mısırları topla Ne oluyor? Vallahi arkaya bir döndüm. Müzik açmış. Ama bir de müzikten şey yemiyorum. Gerçi duyulmaz da. Müzik açmış, oyun oynuyor. Ben ne yapıyorum? Mısır toplamaya çalışıyorum. Bakın göstereyim. Şöyle şunları topladık. Seveyim sağ olsun, yardım ediyor ama. Vallahi Melih yardım etmiyor, doğrusu söyleyeceğiz. Yalan söylüyor ya. Yapmıyor mu Melih? Böcek var. Orada böcek var diyor. Şurada şey, mısırın sapı var diyor. Yok burada mısırın bilmem neyi var diyor. Bakın Semih'im yardım ediyor. Melih'e bak hiç. Ben de izliyorum. Yapmıyor. Diyor ki eğlenceli değil burası, eve gidelim Hadi sen oynamaya devam et. Evet, öncelikle şöyle göstereyim. Mısırın tanesi 20 kuruş. Şurada ödeme yeri var. Geçenlerde biz buradan ödemiştik. Çiçek yeri. Yani ister oraya ödeyin, ister buraya ödeyin. Tarla sahibi aynı kişi. O yüzden aynı kişiye toplanıyor. Onu söyleyeyim. Hatta şimdi sahibi gelmiş şurada. Beyaz minibüs var bakın burada. 50 tane mısır aldım. Şöyle göstereyim. Saydık. 50 mısır 10 euro para yapıyor. Getirdin mi oğlum?
Şimdi paramızı atacağız. Meleğim şuradan demirden bak. €1 10 ver şuraya. Tam şunun içerisinde komple 10 euro paramız var. 10 euronun hepsini buraya atacağız. İnşallah tekrardan seneye gelip toplamak nasip olur. Şöyle de gösterelim, 10 euro. Bakın 2 euro, 3 euro. Bismillah, atıyorum oğlum. Aa, 2 euro sığmıyor. Adama diyelim de mısır yerine at verelim biz bunu ya. Şurada bak sahibi. Ya da bunu kaldırmak mı lazım demiri? Aynen. 2 euro sığmıyor Semih'im. Gitti. İyi gitti, at. Basımı lazım bende. Biraz 2 euro büyük geldi, evet. 1 euro rahat giriyor değil mi? Evet. Hadi bakalım 10 euro, helal hoş olsun. Allah ağız tadına yedirsin. At hepsini. Böyle yani. Bu sene de mısırımızı aldık değil mi Melih'im? Evet. Yardım etsene paraları. Biraz şeye zor giriyor oğlum. Bastıra bastırıyor üstünden. Heh. Hadi bakalım. Havada güzel. Nasıl Melih, memnun kaldın mı? Biraz. Tabii. Toplaması zor geldi değil mi? Abi bir tane sığmaz ki içine. İki tane sığmaz oğlum. Birer birer yapacaksın. Biraz şeyini büyütmeleri lazım, deliğini. İyi bakalım hadi. Allah bereket versin. Biz mısırlarımızı aldık. Paramızı verdik. Yiyenlere afiyet olsun değil mi? Çocuklarım. Hadi bakalım. Girdi annem. Altında kasa var. Hadi bakalım. Seneye tekrar mısır yerinde görüşürüz o zaman. Hmm, evet evet, sahipleriymiş. Kadın da var orada. Bakın çiçekleri de göstereyim. Şöyle. Bismillah. Çiçekler de çok güzel gerçekten. Bir kere ekmişler bunları. Her sene kendiliğinden çıkıyor herhalde. Çünkü her sene aynı yerde. Aynı çiçekler. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çiçeğin de tane hesabı yazıyor zaten. Şöyle. Şu karşıda da var rengarenk. Alıp parasını ödeyip taze çiçek götürüyorsunuz. Böyle yani. Çok güzel bir yer gerçekten. Şöyle göstermiş olayım. Hemen şuradan yoldan giriyorsunuz yakın. Burası kocaman bir yer. Araba park yeri var. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım. Şöyle mısırlarımı saçlandı. Dumanı üzerinde görünüyorlar zaten. Evet, bayağı güzel pişmiş. Ben böyle tuzlu seviyorum, yani haşlamayı seviyorum. Çok fazla böyle közde sevmiyorum. Çocuklar da aynı şekilde. Şimdi bunları haşladım. Burada da kekimiz var. Kekimizi de keselim. Şöyle akşam için hazırlığımızı yapalım. Afiyetle yiyelim hadi bakalım. Mis gibi de mısır koktu tüm mutfağımız. Hoppala. Evet, biraz burası şöyle nemini vermiş. Gerçekten sıcakta girilmiyor buraya. Birazcık şeyiniz varsa, böyle terlemek istiyorsanız seraya girin, şöyle bir 10-15 dakika durun. İnanılmaz terliyorsunuz. Şöyle biberlerim vardı birazcık. Maşallah maşallah. Maşallah diyeyim de nazar olmasın. Bakın şöyle. Ya sen de görünmeyen diye mi ne inat ettin? Hakikaten görünmeyen diye gelmiyor. Bakın şöyle biberlerim var. Biraz toplayayım da şunlardan. Böyle küçük bir cam kovanıza turşu yapayım diyorum. Alttakiler bayağı büyümüşler. Gerçekten burası sera olduğu belli oluyor. Yani dışarıdakilerin boyları kısa kısa ama. Hatta şunu muhtemelen bugün ben kırmışımdır. Bakın çiçek vermişmiş ama. Çiçekli tomurcuğunu kırmışım. Şuraya domates bağlamıştım. Neyse, yapacak bir şey yok. Domateslerim bu sene ilk defa şeyime geldi. Yani ilk sera yaptığım için birazcık acemiliğime geldi. Dikerken belliydi zaten. Böyle sık sık oralara diktim. Ya sen dikiyorsun diye büyüyünce bunlar orman olacak işte. Hiç aklıma gelmedi. Bunlar birbirine girdi. Bakın şöyle. Çoğu da zaten herhalde şeyi sevmedi. Böyle nemli serayı sevmediler. Yaprakları kurumuş. Ama şöyle var yine de, işte kahvaltıya falan topluyorum. Ben de zaten bunu satış için değil ki.
Kahvaltıyı bir iki kendimiz için yapmıştım yani. Maksat gönül oyalamak. O yüzden seneye birazcık böyle düşünceli olarak yapacağım yani. Çok fazla sık yapmayacağım. Azar azar. Şurada domateslerim vardı. Şu bölümde. Onlarda hiç döküntü olmadı. Yani Türkiye'den gelmişti. Daha hala çiçekteler. Dokuzuncuya geliyoruz. Bu ne zaman çiçek olacak da dökecek de. Ben de kestim attım onları. Yani en güzeli neymiş? Şöyle mini domates. Miniler çok güzel oluyor. Verimli oluyor hem. Burası da bir farklı biber. Şöyle göstereyim de. Tatlı ama rengi koyu olanlardan. Şurada da var. Ama gördüğünüz gibi burası kendine gelemedi. Niye derseniz, sümüklü beceler burayı başladığından beri bir türlü bırakmıyorlar. Bakın şimdi gündüz bir şey görülmüyor. Akşam oldu mu şöyle şu yapraklarına böyle şey sümüklü böceğin bebekleri yani küçük küçük doluyorlar. Ah hatta seni yaramaz seni. Vallahi varta gördüm. Aa bakın yerde şurada beyaz. İşte onlar akşam olunca delik deşik ediyorlar biberleri. Vallahi de gördüm. Hatta bakalım var mı daha. Böyle yani. Bayağı bir zarar vermişler buraya. Şöyle şuralara, kenarlara bakın yerleri oyuk oyuk. Aslında bira tabağı yapıyordum. Yani söylemişlerdi bunu bana. Çukur bir şeyin içine, tabakların içine kullanmadığınız plastiklerin bira koyuyorsunuz. Tüm sümüklü beceler akşam olunca biranın içine geliyor ama ay o zaman da var ya sümüklü beceden alamadım burayı. Resmen bira kokusunu gören, duyan parti var diye koşuyordu. O da iyi bir şey değil. Yani dışarıdakini bile çağırıyorsunuz o zaman. Biraya dayanamıyorlar. O yüzden onları da kaldırdım yani. Akşama resmen bira partisi yapıyorlar burada. Doluyorlar içine. Artık bira mira yok. Bıraktım kendi şeyine. Allah ne verirse yiyeceğiz.